إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Arkadaşlar, oruç tutucu için 30 ders isimli konularımızın işlemeye devam ediyoruz. Bugün 12.sindeyiz. 12. konumuz Keyfe yesumul batn. Karnın orucu nasıl olur? Karnımıza, midemize nasıl oruç tutturabiliriz? Yani şöyle yalın bir şekilde bakarsak ne alakası var deyip de işte biz aç kaldığımız zaman zaten karnımıza oruç tutmuş oluruz deriz. Böyle gelişi güzel yalın bir şekilde bakarsak mesela. Ama gerçekten öyle mi? Bunu bakalım. Müellif hamdele ve salveden sonra demiş ki tamam yiyecek. Hillen ve hurumatu lehu atharu ala hayatil insani ve sulukihi ve suluku ve ahlakuhu. Helal veya haram yiyecek, onun eseri, onun görüntüsü, insanın hayatında, sülükünde yani yolunda, yaşayışında ve ahlakında eseri görülür. Bir daha tekrar edelim. Helal veya haram yiyecek kişide, insanda onun eseri yani onun görüntüsü şöyle yansır. Onun hal ve gidişatına yansır. Yani sülük gidişat. İnsan haram veya helal bir lokma yerse bu onun gidişatını etkiler. Eğer insan helal, temiz, tayyip olan şeyleri yerse gittiği yol, yaşayışı da düzgün olur. Ama eğer kişi haram, habis olan şeyleri yerse bu da aynı şekilde yolunu, yordamını, yaşayışını etkiler ve helak eder. Ve ahlakı ve onun ahlakını da etkiler. Yani öyle dediğimiz gibi midesine her önüne gelen şeyi dolduran bir kimse sülükünde yani yol ve gidişatında olduğu gibi kalmayacak. Mutlaka bu hayatında karşılığı olacak. Aynı şekilde bir kimse bunun ahlakına da yansıyacak bir şekilde haram ve helal yediği takdirde bu yedikleri onun hayatında ne olur? Onun hayatına, onun yaşayışına, onun şahsiyetine etki eder. Ve lidâlike emrullâhi subhâne ve teâlâ rasûlehu. Bunun için ya rasûlehu veya rasûlehu de olabilir. Yani alemlere Rabb olan Allah bunun için rasûlüne veya rasûllerine şunu emretmiş. Fekal. Demiş ki Rabbimiz, diyor ki Rabbimiz ya eyyuher rasûl, ey elçiler, ey rasuller, kulu min tayyibat. Tayyib olan şeyler yiyin. Şimdi burada helalda söz etmiyor. Doğru mu? Burada diyor ki tayyib. Burada tayyib olanları yiyin. Şimdi tayyib nedir? Allah'ın doğrusunu bilir demekle beraber yapmış olduğumuz başka işte mülahazalarda şunu biliyoruz ki tayyib insana hoş gelen, bedene zarar vermeyen, insan organına zarar vermeyen, insana faydalı olan, albenisi olan, yani baktığın zaman yiyeceğin, yiyesin geleceği tüketim maddeleri. Kısacası tayyip. Yani yediğin zaman seni hasta eden, fiyatı ucuzdur diye veya işte şöyledir diye değil ve ucuza mal edeyim diye değil. Allah bize özelde elçilerine ne yapıyor? Kulu
min tayyib. Tayyib olan şeyleri yiyin. Ve amelu saliha. Ve salih ameller işleyin diyor Rabbimiz. Şimdi tayyip olan bir tayyip olanı, yani helal ve temiz olanı yiyen, bir de bozulmamış, özü bozulmamış, ifsat olmamış olan şeyleri yiyen bir kimse, aynı zamanda onun ortaya şahsiyetinde ve davranışlardaki farklılıklar da ne olur? Kendisini ortaya koyar. Yine Rabbimiz bu müminin suresinde ve kâle subhanehu, Rabbimiz Subhanehu ve Teala lil müminin. Müminlere de şunu demiş. Yani Resullerine şunu dedi Rabbimiz. Müminlere de şunu diyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kulu min tayyibati ma razaknakum. Bizim size vermiş olduğumuz tayyip olan rızıklardan yiyin. Ey iman edenler, ey müminler, bizim size vermiş olduğumuz tayyip rızıklardan yiyin. Ve şükürü lillah, Allah şükredin. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer siz ancak ona kulluk ediyorsanız, sadece ona ibadet ediyorsanız, sadece ona tapıyorsanız ne yapın? Bizim size vermiş olduğumuz tayyip rızıklarda yiyin. Burada helal yok. Bu ayette de helal yok. Hangi ayet bu? Bakara suresi. Eğer siz gerçekten Allah'a tapıyorsanız, Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'a ibadet ediyorsanız, bizim size vermiş olduğumuz tayyip rızıklarda yiyin. Şimdi ayetlerde bizde emreden, müminlere söylenen tayyip rızıklar yiyin. Demek ki mümin her önüne gelen şeyi yiyecek değildir. Mümin işte karnımı doyursun ve işte bizim yerin ürünleri diye önüne gelen her şeyi yemeyecek. Müminin birinci ölçüsü tayyip. Yani bozulmamış, temiz, kaliteli, nitelikli olan şeyleri yiyecek. Ve tayyibatu, tayyibat demiş müellif, hiye ma ahallallahu azze ve celle li ibadil müminin. Aziz ve celil olan Allah'ın mümin kullarına helal kılmış olduğu şeylerdir diyor. Şimdi biz tayyiple alakalı bir şey demedik. Ama müellif diyor ki buradaki tayyipte kasıt, tayyip nedir diye sorsan, tayyip aziz ve celil olan Allah'ın mümin kullarına ne yapmış olduğu, helal kılmış olduğu yiyeceklerdir. Ala lisani Rasulullah, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla. Fallahu yekulu anhu. Aziz ve celil olan Allah ona ve yahillu lehum tayyibat ve yuharrimu alimul habaiz. O ayetin bir bölümünü burada almış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam size helal olan şeyleri tayyip. Ha şimdi biz yukarıdaki ayetlerde tayyibin helalini ve haramını görmedik. Doğru mu? Ama şimdi Arap suresinde bu ortaya çıktı. Demek ki müellif ayette helal, yani tayyibin helal olduğu anlamını nerede çıkartıyor? Arap suresindeki ayette. Nereden diyor Rabbimiz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben diyor ki ve yuhillu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhimu al-habait. O tayyip olan şeyleri helal kılıyor ve habais, pis olan şeyleri de haram kılıyor. Allah Allah. Demek ki tayyip aynı zamanda helal olan, aynı zamanda helal olan şeydir. Siyamu batl. Peki karnın orucuna gelince içtenabehu lil muharrim. O kendisine haram kılınan şeyler ne varsa bunlardan uzak duracak. Yani karın ne yapacaktır? Kendisine haram kılınan neler varsa bunlardan uzak duracaktır. Ziyadetu ani içtenabihi et-taam ve şarap. O yemesinde ve içmesinde ziyadesiyle helal olan neyse onlara yönelecek ve haram olan şeylere de kesinlikle uzak duracak. Ve kulu ma yufteru fi nahari Ramazan. O Ramazan işte günlerinde ne yapar? Bu şekilde devam eder. Lakin ev yasumu aydan anil harami inde iftari fela ye'kulu riba izen ennehu bi ekelehu riba yagdabul mevla tebareke ve teala subhane. Niye? Çünkü o iftarında da, normal durumlarda da pis ve haram olan şeylerde ve ribada da aynı şekilde uzak durur. O riba yemesi demek Rabbisi olan Allah Tebareke ve Teala'yı ne yapar? Gazaplandırır, öfkelendirir. Yekulu Subhane. Yani riba, faiz yiyen bir kimse Allah öfkelendirmiştir. Faiz yiyen bir topluluk, Allah bunlara öfkelidir. De şöyle ki Rabbimiz ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la te'kulu riba ed'afe mudafeten. Ey iman edenler, kat kat katmerleşmiş olan ribayı yemeyin. Yani faizi yemeyin. Ve subhane, yine Rabbimiz başka bir ayette
ve ahallallahul bey'a ve harramer riba. Allah alışverişi ne yapmıştır? Allah alışverişi helal kılmıştır. Faizi ise haram kılmıştır. Şimdi niye? Bazıları alışveriş de zaten riba gibidir demelerinden dolayıdır. Halbuki Allah alışverişi helal kılmıştır. Ribayı da ne yapmıştır? Ribayı da haram kılmıştır. Saha anhu aleyhissalatu vesselam ennehu kal. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den sahih olarak bize varit olmuştur ki Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle demiştir. Le'anallâhe ekele riba ve mukilehe ve katibihi ve şahidi ve kâle hum seva. Allah lanet etsin kime? Akil, riba yeni. Ve mukil, yedirici olan. Yani hem yen hem de yediren. Ve katip, onu yazan. Ve şahidi ve ona şahitlik eden. Ve kalehum sevavun. Bunların hepsi suçta ortaktırlar. Yeni anladık. Yedirenin suçu ne? Peki yazanın suçu ne? Peki şahitlik eden ne? Subhanallah. Bugün hangimiz acaba ribalı muamelere şahit olmuyoruz? Yani bunlar sıradan şeyler olmuşlar hemen hemen. Riba, aziz ve celil olan Allah'ın gazabını gerektirebilecek olan bir durumdur. Ekele riba yadhaka ala nefsihi yemlev batnehu minel haram. Yani sevinerek, işte neşelenerek veya işte normal bir şekilde riba yemi kimse ancak karnını haramla doldurmuştur. Ve yad'u rabbehu ve kad sadde kaderal icabihi ve anaka babel kabul. O Rabbisine dua etse de artık o icabet olabilecek olan, yani duayı kabul edecek olan yolları kapattığından dolayı duasına icabet de edilmez. Yani riba, haram, işte habis, yiyen kimse artık Rabbisine dua etse, onda isteklerde bulunsa da ne olmaz? O temiz olan yolları tıkadığından dolayı artık onun için ne değildir? Artık onun istecabı, yani duasına icabet edilmesi mümkün değildir. Peki bunun delili ne? Sahha anhu aleyhissalatu vesselam ennehu zekere er-racul ve zükira. Zikretti ve zikredildi. Yani Nebi aleyhissalatu vesselam'dan sahih olarak zikredilmiştir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir adamı zikretmiş. O zaman zekere er-racul. Resulullah bir adamı zikrediyor. Yani insanlara diyor ki bir adamın durumunu anlatıyor. Kim bu adam? Er-racule eş'ate e'bari yutilu sefere yemudu yedehu ila sema yakul ya Rab ya Rab. Bir adam anlatıyor. Diyor ki işte Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın saçı başı birbirine karışmış. İşte yorgun, bitkin, argın bir şekilde uzun bir yolculuk yapmış adam. Adam uzun bir yolculukta saçı başı dağılmış. İşte çölde tek başına kalmış. Ve yedehu ila sema, ellerini havaya kaldırmış. Diyor ki ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, işte mesela duamı kabul et. Ya Rabbi bana işte insanda bunun fazlında muamele et. Ve buna benzer şeyler söylüyor. Bu adam dua ediyor. Yani Resulullah öyle bir örnek veriyor ki aleyhissalatü vesselam bu sıradan bir örnek değil. Bakın adam keyfi yerinde şöyle işte rahat olan düzgün elbiselerini giymiş işte güzel mekanda dua eden birisi değil, ha dikkatinizi çekerim. Belki bu bir yönde kabul görmeyebilir. Ama mesela düşünün çölde saçı başı birbirine karışmış, nerede geldiği pek belli olmayan, nereye gideceği belli olmayan, yani perişan bir adam birisi görse daha fazla üzülmez mi? Değil mi? Aç kalmış, susuz kalmış, perişan olmuş, saçı başı birbirine girmiş, ayakları çıplak. Böyle bir adam, böyle bir durumda alemlere Rab olan Allah'a ellerini kaldırıyor. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Met'amuhum haram, met'amuhu haram ve meşrabu haram ve guziye bil haram. Bu adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği her şey haramdır. Fe enne yüstecebu leh. Buna nasıl icabet edilsin? Bunun duasına icabet edilmez ki. Bu adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Buna nasıl Allah karşılık versin? Acaba bugün insanlar hani Allah'tan birçok isteklerde bulunuyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çölde olan adamın durumunu örnek verdi. Bir de mesela düşünelim bugün işte yani faizle yapılmış olan mekanlarda içinde bir sürü ribacının işte faizcinin olmuş olduğu mekanlarda her türlü riba ile iş yapan kimseler ve her türlü haramın meşru sayan, hatta tefecilik yapan, bununla beraber işte hırsızlık yapıp gidip akşam teravih namazına duran veya işte benzeri kimselerin acaba bunların bu durumda yapmış oldukları duaları veya işte yakarışları icabet mi olur? Yani kabul mü görür? Yoksa Mevlaları olan Allah'ın gazabını mı celbeder? Şüphesiz ki Mevlaları olan Allah'ın gazabını celbeder. En hafifi ise
yapmış oldukları duaları sadece yorgunlukta başka bir şey değildir, karşılık yoktur. Duanın kabul olmasının şartlarından bir tanesi de mutlak surette helal ve temiz yiyecek olması lazım. Yiyeceğin yanında içmek ki bu da aynı zamanda giyim. Yani senin üzerindeki haram olan bir elbiseyle senin Allah'a karışın, Allah katına hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü sen Allah'ın sınırlarını çiğneyerek ondan yardım istiyorsun. Böyle bir şey olmaz. Birisine hem isyan ediyorsun hem ona yardıma başvuruyorsun. Diyorsun ki ben sana isyan ediyorum, bir de bana yardım et. Kim böyle bir şey yapar? Bakın, Rabbil Alemin olan Allah, haram nedir? Allah'ın sınırlarını aşmaktır. Allah'ın sınırlarını aşmışsın ve Allah'tan yardım istiyorsun. İşte bu Allah'ın rahmetini değil gazabını gerektirir. فَهَذَا رَجُلُ عَابِدٌ كَثِيرًا ibadet. Bu adam işte ibadet, çok ibadet eden birisi diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Şey, Resulullah demiyor, müellif diyor. Yani bu adam çok ibadet eden birisidir. وَلَاكِنْ آتِمٌ فِي طَعْمِ Lakin onun yediğinde ne vardı? İsyan. غَيْرَ مَتَاقِ اللّٰهِ فِي اَكَلِ وَشَرَبِ كَيْفَ يَسُمْ بَطْ Peki karnına nasıl oruç tutturacağız? وَقَدْ اَفْتَرَ عَلَى الْحَرَامِ طَعْمُ رِبَى وَسُحْتِ Halbuki onun iftarı, yani karnının iftarı şöyle olmuş. Şöyle iftar etmiş karnı. Haram ve yalan söz ve faiz. Suht hem yalan hem haram yiyecek, faiz riba anlamında Kur'an-ı Kerim'de iki yerde zikrediyor Maide suresinde. Ekkelenli suht. Yahudiler anlatırlarken diyor ki onlar yalan söze ve harama ne yaparlar? Yalan söze kulak verirler. Semonel kelime ekkelenli suht. Onlar yalan söze kulak verirler ve suht yerler. Ne demek suht? Yani haram, yani habis, yani pis olan şeyleri yerler. Peki böyle birisi bununla iftar etmiş adam. Haramla iftar etmiş. Faizle iftar etmiş. Vel gaşa ve malil yetim vel gadab. O yetim malıyla iftar etmiş. Acaba bu rahmet sebebidir mi? Gazap sebebidir mi? Midir? Gazaptır değil mi? Evet, dolayısıyla karnın orucu tayyip, helal ve Allah'ın emretmiş olduğu şekilde karnın orucunu ne yapmaktır? Onu idare etmektir. Kâne selefus salihin, selefus salihin yârifune min eyne ye'kul. Onlar şunu düşünürlerdi, yiyecek nerede geldi diye. Yani yiyecek nerededir? فَسَنَّفْتَ اَذَاقُهُمْ وَسَحَتْ اَبَدًا اَبْدَاَنَّهُمْ وَاَشْرَقَتْ قُلُوبَهُمْ Onlar kendilerine gelen yiyecekleri ne yaparlar? Durumlarına bakar, inceler, ona göre yiyeceğe müsaitse yer, değilse yemezler. فَلَمَّا فَسَدَ طَعَمُ الْمُتَأَخِرِينَ وَشَرَبُمْ اِسْتَمَاسَتْ مَعْلُومُ الْهُدَى فِي قُلُوبِهِمْ Ne zaman ki sonrakilerin, yani selef yemelerinde, içmelerinde hassastı ama sonraki gelenler ne oldular? Sonraki gelenler bu durumda hassasiyet göstermeyince bu durumda ne oldu? Onların kalpleri ne oldu? Bozuldu ve gidişatları, yani yol ve yordamları da düzgün olmadı. Şimdi yiyeceklerden bir tanesi ise, yani karın oruçlarından bir tanesi dedi ki tayyip olacak, helal olacak, riba, yetim ve işte fahişe, fuhşiyat ve benzeri şeylerde elde edilmeyecek bu kazanç. Saha anhu aleyhissalatu vesselam. Resulü aleyhissalatu vesselam da sahih olarak bize varit olmuştur ki ennehu kal, o şöyle demiştir. Bir tane şartların bir tanesi şu. Ma ekele abdun ta'amen hayran min en ye'kule min kesbi yedevun. Bir kul, bir abd en hayırlı yiyeceği, en hayırlı yiyeceği kendi eline kazanmış olduğudur. Ne güzel bir şey. Bir insan için en hayırlı yiyecek kendi eline kazanmış olduğu şeydir. Düşünün mesela. Zalimlerin sofralarında yiyen, tağutların işte sofralarıyla geçinen, faizcilerin, tefecilerin vermiş olduğu bağışlarla Allah'ın dinine hizmet edeceklerini düşünenlerin ne kadar etkileri olur?
Halbuki genel anlamda müminler, özelde ise Allah'ın dinini başkalarına götürecek olan kimselerin yapabileceği en güzel, en hayırlı şeyi kendi eliyle kazandıklarını yiyecekler. Ve inne nebiyallahu Davud aleyhisselam, Allah'ın nebisi olan Davud aleyhisselam, kâne yekulu min tami yedehu. O kendi kazandığı yiyecekten başkasını yemez. Halbuki biz biliyoruz Davud aleyhisselam kraldı değil mi? Ama buna rağmen bir sürü hizmetçisi var. Dünya onun elinde. Yani gücü had safhada. Ama buna rağmen ne yapmıştır? Davud aleyhisselam kendi eliyle kazandığını yiyor. Demek ki istecap, yani duanın kabulüne sebep olan, kulun Allah katında şerefli olmasına, Rabbisinin ona değer verdiğini göstergelerinden bir tanesi de nedir? Kendi eliyle kazandığını yemesidir. Ha, başkalarının sırtında geçinmek, kusura bakmayın, hem insanın izzetine, şerefine aykırı olan bir durumdur, hem de yani avami ifadeyle insanın ayaklarına düşmesine sebeptir. Sana veren sana emir de verir. Ama kendi elinin kazancıyla yersen kimse Allah'ın izniyle ne olmaz? Hani yine toplumun ifadesiyle eyvallahın olmaz. Fezekeriya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam ise kâne neccaren, o neccar idi. Ve Davud aleyhisselam haddadun, Davud aleyhisselam da haddat, yani demirci. Rabbimiz diyor ya, zil yedi Davud aleyhisselam için diyor. Yani o el sahibidir Saffat, Sad suresinde diyor. Allah en doğrusunu bile de diyor, Davud aleyhisselam demiri eline aldığı zaman ona öyle bir şekil verir ki, Allah'ın hikmeti işte diyor ya, zül yedi, o el sahibidir. Yani demir onun elinde harikalaşır. Hani insanlar çok araç gereç kullanıyorlar ya, Davud aleyhisselam da işte haddattı ve Allah'ın inayetiyle ne yapar? Allah'ın inayetiyle bu şekilde yiyeceğini içeceğini kazanır. Ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve enbiya aleyhissalatu vesselam ve Allah'ın nebileri aleyhissalatu vesselam kanu yer'unel hanem, onların kimileri de ne yapmışlardır? Koyun gitmişlerdir, çobanlık yapmışlardır. Kazanç en büyük meseleklerin bir tanesi. Vel İslam, İslam yed'u ile kesbi ve talebi rizki lakin men ebvabil meşru'a. İslam sahibini güzel yollarla kazanca, rızkı kazanca ve meşru kapılarla kazanca teşvik eder. Der ki sen meşru yollar, ticaret midir? Artık efendime söyleyeyim bir meslek midir? Neyse. Her neyse bunu yapacaksın. Ne yapacaksın? Bununla kendi geçimini, maişetini temin edeceksin. Ha, demek ki karnın orucu bir, yedikleri helal ve tayyip olacak. Özellikle tayyip. Yani mümin her önüne gelen şeyi yemez, her önüne gelen şeyi içmez. Yani mümin çok detaya giren bir kişidir aynı zamanda. Yani bunun üretim safhasını, bunun özellikle insanların dikkatle kaçmış olduğu şeylerden tanesi de, diyelim ki biz bir ürünü satın aldığımız zaman bu ürün, şu nazarla da bakmamız lazım. Bunu üretenler İslam'a ve insanlığa zararları, yani kimi ürünler de var. Diyelim ki tabi zaten bizim demiş olduğumuz yani tayyip standartlarına uygun değiller. Belki bazıları tayyip standartlarına uygundurlar ama bununla beraber o malın, yani o malların elinde bulmuş olduğu kimseler veya o mal sahipleri hem genel anlamda insanlığın hayrını istemeyen kimseler, hem de aynı zamanda zaten Müslümanlarla sürekli sorunları olan kimselerdir. Bu kimselere de aynı şekilde ifade edilirse 5 kuruş para bile kaptırmamak lazım. Şöyle denilebilir. Ya ne alakası var işte, ben falanca bir tane ürünü almışım, ne olmuş bunda? Böyle değildir. Yani senin yapmış olduğun şey küçük olabilir. Önemli değil. Herkes bunu denmiş olabilir. Önemli olan sen bu yüce değerin farkında mısın? Sen bu yüce ilkenin farkında mısın? Bir prensip saymışsın. Gerisi önemli değil. Hani meşhur bir hikaye anlatılır. Japon bir öğrenci yanılmıyorsam Amerika'da mı nerede okuyormuş? İşte çocuğa bir düğme mi falan lazım olmuş. Yani düğme mi iğne mi, ikisi de biri olması lazım. Tam mesele şey yapmayabilirim, toparlanmayabilirim. Yani almıyor iğne mi artık ve düğmeyi almıyor, bir şekilde idare ediyor. Yani hayret ediyor bir tanesi, diyor ki ne var yani bu iğnede ve düğmede? Diyor ki diyor biz diyor
Bunların bize yapmış oldukları sömürge ve saldırı sebebiyle bunların biz malları protesto ediyoruz ve almıyoruz diyor. Yani bize göre çok sıradan bir şey. Belki kimlerine göre aptalca bir şey. Ama böyle değil işte. Bu bilinçli olma meselelerin farkında olmaktır. Dolayısıyla toparlamamız gerekirse helal ve tayyip olacak riba ve şaibeli kazançlar kesinlikle Allah'ın gazabını ve duanın reddine sebeptir. Yakarırsın sana ateş yağar. Dua edersin ateş sana geri döner. Kişi hangi hal üzere dua ederse etsin eğer haram lokma yemişse duası kabul olmayacaktır bunu bilsin. Onun için duamızın kabul olmasını istiyorsak yediklerimizin de mutlaka helal olduğuna ne yapmamız lazım arkadaşlar? Dikkat etmemiz lazım. En önemlisi de hangi konumda olursak olalım mutlaka kendi elimizle kazandığımızı yememiz lazım. Allah bu durumlara riayet eden ve bu yolları meşru yollarda rızkımızı temin etmeye Rabbimiz bizlere kolaylaştırsın. Bize fazlında helal ve tayyip olan rızıklar ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.